Merhabalar. Bugün sizlere Hilafet Kurumu'nun veya aynı zamanda halifenin Müslümanların manevi lideri olup olmadığını, keza Müslümanları birleştirici özelliğinin bulunup bulunmadığını anlatacağım. Son İsrail saldırılarıyla birlikte halk sokağa döküldü, bir takım gösteriler yapıldı, çeşitli sloganlar atıldı. Bunlar arasında bir slogan dikkatimi çekti. İnsanlar bir taraftan Türk ordusu Gazze'ye derken bir taraftan da hilafet kurulacak, hilafet şeklinde sloganların atıldığını gördüm. O nedenle de bu konuyu öne almak istedim. Bakalım gerçekten de hilafet kurumu birleştirici miymiş? Müslümanların tarihinde hilafet kurumunun birleştirici özelliği nerededir? Veya bu kurumun Müslümanların manevi lideri midir, değil midir? Nasıl bir işlevselliğinin olduğunu gözler önünüze sermeye çalışacağım. Zira bu sloganı atanlar halifeliği geri getirecekler ve halife çatısı altında güya bütün Müslümanlar toplanacak ve böylece işte İsrail saldırısı örneğinde olduğu gibi bu durumlarda halife emredecek, Müslümanlar da halifenin emri gereği topyekün hareket edecekler şeklinde bir hayal veya hayalperestlik yatmaktadır. Zihin dünyalarının arkasında böyle bir saik söz konusudur. Bu düşüncede olanlara şunu hatırlatayım. Efendiler, siz gidip orada savaşmak istediğinizde sizi engelleyen mi var? Yok. Bunun için mutlaka bir halifenin emri mi gerekiyor? Yok. Nedir o zaman bu slogan, bu telaş? Biraz bunu irdeleyeceğim. Ancak ne yazık ki ülkemizde bu hayalperestlik peşinde koşan koca bir kitle vardır. Bunların adeta zihin dünyaları, akılları iğdiş edilmiştir ki ona da yer vereceğim. Ve bu tarz söylemleri dillendirirler ve hala halifelik bekleyen, hilafet romantizmiyle yanıp tutuşan, çakma Osmanlıcılık hikayeleriyle avunan tonlarca insan vardır. Dolayısıyla bu meselenin dini, tarihi bağlamını ele alacağım ve bu makamın manevi makam olup olmadığını, özellikle de halifeliğin birleştiricilik özelliğinin, vasfının bulunup bulunmadığını somut örneklerle dikkatlerinize sunacağım. Halifelik, Hazreti Muhammed'in vefatından sonraki süreç içerisinde Arapların bulduğu, geliştirdiği bir yönetim biçimidir. Kısaca söylemek gerekirse, peygamber gibi manevi bir statüye sahip değillerdir. Ya nedir hocam? Müslümanların idarecisidir. Bu itibarla da hiçbir dini manevi statüsü yoktur. Bunu baştan belirteyim çünkü ona göre konuşmamı şekillendireceğim. Keza dinin içerisinden değildir. Zira bu düşüncede olanların kahir ekseriyeti halifeliği dinin içerisinden görürler. Niçin dini statüye büründürüldüğünü de anlatacağım aynı şekilde. Dikkat edin, Kur'an'da da yer almaz. Dahası ilginç örnekler söyleyeceğim size. Mesela Sakife'de halifelik toplantısından bahsedilir ama Sakife'de, ki ben bu konuları yeterince didik didik etmiş, araştırmış insanın, Sakife'de halifeliğin hası konuşulmadı. Sakife'de ne konuşuldu? Emr meselesi konuşuldu ve emir, başkan seçme meselesi konuşuldu. Yani idareci kim olacak meselesi ele alındı. Halife neden sonra gündeme geldi? Ebu Bekir seçilince, yani orada Ebu Bekir'in seçilmesi kararlaştırılınca, çünkü ertesi gün umumi biat olacak, ona kimileri Halifetullah dediler. Tıpkı Resulullah'a Resul Allah, yani Allah'ın elçisi dedikleri gibi Ebu Bekir'e de Allah'ın halifesi dediler. Yeryüzünün halifeliğini insana vereceğim ayeti fehvasınca böyle bir sıfat yakıştırdılar. Hazreti Ebu Bekir bunun ilahi bir görevlendirme olmadığını, bulunduğu idarecilik makamının herhangi bir dini makam olmadığını anlatabilmek için şiddetle buna karşı çıktı. Ben Allah'ın görevlendirdiği birisi değilim. Ben sadece Resulullah'ın idari görevlerini yerine getiren halefiyim. Dini statım yoktur demek istiyor ve dini lider olmadığını da bu şekilde ortaya koyuyor. Nitekim Hazreti Ebu Bekir'den sonra Hazreti Ömer geliyor idareye. Ömer dahil. Ömer'den sonra bir daha Abbasilerin birinci asrına kadar dikkat edin. İdarecilere Emirul Müminin denirdi. Hiçbir zaman halifelik kullanılmamıştır. Buna özellikle vurgu yapmak istiyorum. Çünkü halifelik kavramı ilk kez dini ve siyasi, aynı zamanda kurumsal anlamda Abbasiler döneminde
inşa edilmiştir. Bunun da uzantılarını söyleyeceğim size. Halifeliğin ne olduğunu anlamak için biraz bu tarihi serüveninden de örnekler vermem gerekecek. Abbasiler döneminde halifelik hem kurumsallaşmıştır, hem idareciye halife sıfatı verilmiştir, hem de halife ve bulunduğu makama dini statü verilmiştir ve halifelik dini statüye büründürülmüştür. Böylece halife Allah'ın yeryüzündeki temsilci gibi sunulmuştur. Zillullah fil arz denir. İşte Hazreti Ebubekir hayır ben kesinlikle Allah'ın yeryüzündeki görevlisi değilim derken veya halifetullah denirse ucunun nereye dokunacağını biliyordu ama süreç içerisinde döndü dolaştı. Abbasi halifeleri kendilerine böyle bir statü verdiler ve hilafet makamını da dini bir statüye büründürdüler. Neden? Halkı kendi idareleri altında tutmayı hedefliyorlardı. Bu itibarla da dikkat edin Abbasi halifelerinin ünvanlarına kaim bi emrillah, müstaim billah, vasık lillah, mütevekkil alallah, kedicik Adnan vardı yani hani lillah, billah, maşallah gidiyoruz. Nedir bu hocam? İşte bunun arkasında böyle bir saik vardır. Bu şekilde Şia'nın imamet doktrini vardır malumunuz. Dini manevi statüde görürler imamı. Ona alternatif olarak Abbasi halifeleri de imam yerine halifeyi kullandılar ve halifeyi bu şekilde sundular. Nitekim de Emevilerden beri İmam Kureyş'tendir tezi vardır ama Abbasiler döneminde bu iddia Halife Kureyş'tendir tezine dönüşecektir. Nerede geçiyor bu iddia? Hocam hem de Buhari'de var hem de Müslim'de var. Dolayısıyla da öncesinde halifenin herhangi bir veya halife demeyelim o güne kadarki idarecilerin herhangi bir dini statüsü yoktur. Yalnız idareciye dini statü verme hamleleri ilk kez yine mi diyeceksiniz Emeviler? Evet, ilk kez Emeviler döneminde oluşmaya başladı ve bunu Muaviye ortaya attı. Peygamberi taklit eder. Aynen bugünkü Diyanet İşleri Başkanı gibi asa tutar, minbere çıkar. O da kılıç tutuyor yani güya bir şey yani gösteri. Diğer yandan bunun uzantısı çok da konu bu değil. Dolayısıyla da peygamberi takliten onun kaftanını giyer. Ama minberden indikten sonra idarecileri istedikleri gibi halka zulmederlerdi. Hazreti Ali'den iktidarı kaptığı için yani etik olmayan yollarla aldığı için eleştirilince diyordu ki ya beni niye eleştiriyorsunuz? Allah Ali ile bizi karşı karşıya getirdi ve bak biz haklı olduğumuz için mülkü bize verdi deyip de böylece ilahi görevlendirme ile mülkün kendisine verildiğini iddia ediyordu ama henüz daha Abbasiler dönemindeki gibi kurumsallaşmamış ve bu tez bu şekilde dillendiriliyordu. Ama asıl dini statüyü az önce de söylediğim gibi Abbasiler verdiler ve böylece zaten onlar da Ali evladına karşı aynı tezi kullandılar. Emeviler size zulmediyordu. İhtilal gerçekleşti. Allah da mülkü bize verdi ve bize sizi Emevilerin zulmünden kurtarma rolünü verdi. Biz Allah'ın yeryüzündeki temsilcileriyiz, idarecileriyiz. Bize itaat etmeniz gerekir. Ve bu şekilde Ali evladının karşısına çıktılar. İşte halifelik bu dönemden sonra dini manevi bir statüye büründürüldü. Yani düşünün Emeviler saltanata çevirmişler. Yani aralarında bir sürü ayyaş berduşlar var, sefih hayat yaşayanlar var. Abbasiler döneminde kan dökücüler vardır. Zalim, gaddar, ceberrut idareciler var. Bunlar manevi olarak Allah'ın temsilcisi ve buna inanan koca bir Müslüman kitlesi var. Sonuçta ne anlattım ben? Halifeliğin hiçbir dini statüsünün olmadığını anlattım. Ama özellikle de ülkemizde adeta hilafeti tekrar diriltme hayaliyle yanıp tutuşanlar vardır. Ve bunların sayısı da zannedildiğinden çok daha fazla. Bu hakikaten de insanı hayrete düşürüyor. Yani bu çağda bu kadar cehalet nasıl insan bu cehaletle barışık yaşıyor? Yani anlamak mümkün değil. Bunlar hala halifeliğin dini manevi bir makam olduğunu ve aynı zamanda bu halifelikle de Müslümanların birleştirici olacağını ve bir araya geleceklerini vehmediyorlar. Bu romantizm Türkiye'ye özgüdür, onu da söyleyeyim değerli dinleyiciler. Yani mesela Araplar arasında böyle bir düşünce yoktur. Üstelik de mesela Haşimi soyundan gelenler Ürdün idarecileri olduğu gibi doğrudan Kureyş kökenliler vardı. Ama ne onlar
ne de Suudiler ki onlar yani Kureyş kökenli veya işte Haşimi kökenli değildir. İdare Kureyş'ten deniliyor ya. Onlar biraz daha dışarıda kalıyorlar. Ne de Suudilerin böyle bir derdi var veya diğer Arapların. Bu bize özgüdür. Peki soralım o zaman. Halifelik Müslümanları hangi dönemde birleştirdi? Ben size anlatayım. Sahabeyi bile bir araya getiremeyen halife veya hilafet makamı bugünkü Müslümanları mı bir araya getirecek Allah aşkına? Biz neden bahsediyoruz? Bakın ashabın içerisinde bir evin çocukları kalktılar birbirlerini yediler. İlk dört halifeden üç tanesi Müslümanlar tarafından öldürüldü. Neden bahsediyorsunuz siz? Neyin birleştiriciliğinden bahsediyorsunuz? Siz hangi dünyada yaşarsınız? Hiç mi tarih okumazsınız? Halife Hazreti Osman'a isyanlar oldu. Kufe'den, Basra'dan, ne bileyim işte Mısır'dan isyanlar oldu. Hani halife birleştiriciydi? Ve sonunda halifeyi hunharca katlettiler. Ve katledenler de yine Müslümanlardı. Bırakınız birleştiriciliği, tam tersine ayrıştırıcı olmuş. Hazreti Ali döneminde 4 tane kanlı savaş olmuştur. Cemel Asabı'nın Basra baskını, peşinden Ali'nin Cemel Asabı'yla mücadelesi, ardından Sıffin, ardından Ali'nin haricilerle kanlı mücadeleleri. Hani birleştiriciydi halife? Niçin bir birleştirici olmadı? Niçin Muaviye ve etrafındakiler Hazreti Ali'ye biat etmediler? Ya Emeviler döneminde müteakip süreçte yaşanan isyanlar, iktidar mücadeleleri, birçok ayrışmalar yaşanmıştır. Hala bunları görmüyoruz ve kalkmışız halife ne olacakmış? Müslümanları birleştirecekmiş. Ali döneminden itibaren haricilerin ortaya çıkışı, Emeviler döneminde birçok kanlı isyan. Bunlar hep iktidar mücadelesi. Ve şunu da söyleyeyim size. Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra Sakife'de başlayan iktidar kavgası müteakip dönemde devam etti ve Müslümanlar arasındaki bütün savaşlar, bakınız bila istisna bütün savaşlar iktidar mücadelesidir ve sadece iktidarı ele geçirmek için yapılan kanlı savaşlardır. Başka hiçbir şey değildir. Hazreti Hüseyin'in isyanı da buna dahildir. Ondan sonraki süreçteki Ali evladı isyanları da, Abdullah bin Zübeyir'in halifeliği de, ne bileyim Medine'de Abdullah bin Hanzala önderliğinde toplanan Medine halkının isyanı da, peşinden Harre olayı yaşanacaktır. Bunların hepsi halifeliğe isyandır ve hepsi de ya sahabedir ya da sahabe çocuklarıdır. Şimdi sorayım tekrar veya tekrar hatırlatayım. Henüz sahabe döneminde Müslümanları birleştiremeyen halife, halifelik veya sizi mi birleştirecek? Bakınız sahabe döneminde bu söylenenlerin haricinde nur topu gibi 3 tane halifemiz var. Kim mi hocam? Hazreti Ali, peşinden Muaviye. O da halifelik iddiasıyla ortaya çıktı. Peşinden hariciler. Onlar da Abdullah bin Vehb er-Rasibi halife seçtiler. Bakınız sahabe dönemi daha ortada sahabeler var ve sahabe çocukları var. Tabiün dönemine de gelmiş değiliz ve 3 tane nur topu gibi halife. Beğen, seç, istediğinden devam et yoluna. Bu. Hani birleştireceğimiş? Kimi kandırıyorsunuz siz? Abdullah bin Zübeyir, Emeviler döneminde, Abdülmelik döneminde yani Yezid'in ölümüyle beraber yaklaşık 9-10 yıl kadar halifelik yaptı. Neden bahsediyorsunuz siz? İslam dünyasının da önemli bir kısmını ele geçirdi. Sonra Emeviler hakem öncülüğünde toplandılar. Mervan bin hakem öncülüğünde ve böylece iktidarı tekrar aldılar. Bakınız hani birleştireceğimiş? Tam tersine ayrıştırıcı oldu. Yine idareye karşı özellikle Emeviler döneminde çıkan birçok isyan vardı. Aynı şekilde Abbasiler iktidarı ele geçirdiler. Ona bakarsanız Abbasiler de Emevilere biat etmediler veya birleştirici olmadı ve Abbasiler iktidarı ele geçirdiler. Bunların döneminde de sayısız ne varmış hocam? İsyan vardır. Yine Abbasiler döneminde 3 tane halife vardır. Ha bu arada halifelik iddiasıyla ortaya çıkıp da kısa sürede yani kış güneşi gibi yanıp sönenleri bir tarafa bırakıyorum. Mesela 3 tane halifelik. Birisi Bağdat'ta, birisi Mısır'da Şii halifelik, bir tanesi de Endülüs'te Sünni halife. Bakınız yine 3 tane halife. İster Şiilikten yak, ister Bağdat'ta Sünnilikten yak, isterse gidin Endülüs'te yine Sünni halifenin peşine takılın. 3 tane halife. Halifelik birleştirici olacakmış ya. Bu çağda bu kadar cehaleti nasıl bünyeniz taşıyabiliyor, nasıl barındırabiliyorsunuz? Siz hiç tarih okumaz mısınız acaba? Yani hangisinden isterseniz bu halifelerden devam edebilirsiniz. Hepsi de meşru halife, gücü ele geçirmişler. Malumunuz Şii Büveyhiler 945'lerde Bağdat'ı işgal ediyorlar
ve 110 yıl kadar Sünni halifeyi kontrol altında tutuyorlar üstelik. Düşünebiliyor musunuz? Sonra kalkmışsınız siz halifeliğin birleştiriciliğinden bahsediyorsunuz. Yani tepede Sünni halife kukla, aşağıda idare tamamen Büveyhilerin elinde. Aynı dönemde yine Mısır'da Şii halifelik kurulacaktır. Yani Fatimiler. Onlar da 909'lardan Mağrib'de ortaya çıkmışlar. 970'lerde gelmişler, Mısır'ı ele geçirmişler, Abbasilerden almışlar ve burada bir alternatif halifelik kurmuşlar. Bakınız 945'te Şii Büveyhiler Bağdat'taki halifeyi tasallut altına alıyorlar ama yine Sünni halifelik vardır. Mısır'da da onlara alternatif Şii halifelik kuruluyor. Hani halifelik birleştiriciymiş hocam? Kimi kandırıyorsunuz siz? Üstelik de tamamen birbirinden farklı iki ayrı halife. Ve 970'teki halifelikte 1171'lerde Selahaddin Eyyubi tarafından yıkıldı. Hani halifelik yıktı, Mustafa Kemal halifeliği kaldırdı falan veryansın ediyorsunuz ya. O zaman söyleyelim, bakınız Mısır'da da meşru bir halife vardı. Size göre Şii, yani veya biz Sünnilere göre Şii ama meşru halife vardı. Selahaddin onu yıkınca zalim olmuyor. Geleceğim biraz daha enteresan detaylara. Bakınız hiçbirisi birbirini tanımıyor ve birbirinden farklı bunlar. Ve ayrı ayrı bölgelerin halifeleri. Hani bir birleştiriciymiş halifelik? Kimi kandırıyorsunuz? Tarihin hiçbir döneminde halifelik Müslümanları birleştirici olmamıştır sevgili dostlar. Hiçbir döneminde, hiçbir döneminde. Bakınız Selçuklu dedelerimiz şayet Bağdat'a girip Şii tasallutundan Sünni halifeyi kurtarmasaydılar, bugün ben derim, öğrencilerime de anlatırım, bugün İslam dünyası büyük oranda Şii'ydi. Çünkü Mısır'daki Fatimiler ciddi bir güç ele geçirmişler 900'li yıllarda. Ve aynı şekilde 945'lerden sonra da Şii Büveyhiler, bunlar ikisi birleşecekti. İşte Abbas halifesi korktu. Bu sefer bu Şii baskısına karşı Sünniliği benimsemiş olan Selçuklulardan yardım istediler. Tuğrul Bey de böyle Bağdat'a girdi ve halifeyi Şii baskıdan kurtardı. Öyle olmasaydı İslam dünyasını büyük oranda Şiiler ele geçirmiş olacaklardı. O zaman da Şiiliği savunacaktınız. Ve belki biz o zaman yine itiraz edecektik. O zaman da yine bizi yine şey olarak, zındık olarak niteleyecektiniz. Yine 929'larda Endülüs'te Sünni halife ortaya çıktı ve 1031'e kadar geldi. Bakınız burada da Sünni halifelik vardı. Ve bu 1031'e doğru fonksiyonelliğini bitirdi. Hiçbir gücü kalmamıştı halifelik. Ve o dönemde ilim adamları toplandılar. Halifeliğin bir hükmü kalmadı diye artık halifelik makamı yoktur dediler. Ve böylece halifeliği ilga ettiler. Niçin onlara kızmıyorsunuz? Bakınız onlar da bildiğiniz nur topu gibi halifelikti ve halifeliği kaldırdılar. Endülüs'ten övünüyorsunuz ya, hani övünüyoruz ya, Müslümanlar büyük bir medeniyet kurdular. Bakınız bir dönemi de 929'dan 1031'e kadar, yani 100 yıl kadar takriben halifelik, biraz da kesiri küsürüyle 100 yıl halifelik yaptılar. Niçin halifelikle idare edildiler? Niçin burasını pas geçiyoruz? Ve dikkat edin, alimler toplanıp buna karar veriyorlar. Ama bizim Anadolu'daki Sünni kafaya göre, dogmatik Sünniciliğe göre halife İslam'ın içerisindedir. Halife dini bir makamdır. Halife Müslümanların manevi lideridir. Allah aşkına, peygamberden sonra İslam'ı kim temsil ediyor? Kimmiş manevi lider? Hani İslam'da din adamı sınıfı yoktu, manevi bir din adamı sınıfı yok. Kimi kandırıyorsunuz siz? Neyi kandırıyorsunuz? Keza bu dönemde, yani 3 tane halifelik dedik ama Abbasiler döneminde sayısız hanedan devletler kurulmuş. Bunların hepsi halifeliğe isyanla kurulanlardı. İçlerinde 3 tane de Türk devleti vardı. Tolunoğulları, İhşidiler veya Sacıoğulları. Hani halifelik birleştiriciydi? Sonunda ne oldu? Abbasi halifeliğin ahı gitmiş, vahı kalmıştı. Şunu da belirteyim. Halifelik Sakife'den sonra Müslümanların idareci otoriteydi, önemli otoriteydi. Bu nereye kadar geldi? Abbasilerin 1. asrına kadar. 840-850'lerden sonra halifelerin merkezi otoriteteki güçleri sarsıldı ve ondan sonra büyük oranda indirek konuma düştüler ve birçok halifeler ordu tarafından değiştirildi ki çoğu da Türk subaylar etkin olmuşlardır. Ondan sonra çoğu kukladır, yani semboliktir. Güçleri fazla yoktur. İşte Abbasi halifeleri de süreç içerisinde manevi statüleri vardır diye halk tarafından kabul edildiği için bu şekilde bir manevi ağırlıkları vardır. Bu kadar sonuç itibariyle. Dolayısıyla da 1258'de Hülagü Bağdat'a girdi, halifeliği bitirdi. Bu kadar. Ondan sonra halifelik yıkıldı, bitti. Moğol baskısından sonra bir daha ne oldu? Son halifenin
amcası Ebu'l-Kasım Ahmet Dımeşk'a kaçmıştı. Ve Memluklar'da 1260'da Moğolları aynı Canut'ta durdurdular. Bu sefer Baybars da bu Abbasi halifeliğinin 3-4 asırlık bu manevi statüsü oluştuğu için nasıl ki bugünkülerde hale manevi görüyorlar ya, bu şekilde oluşmuştu. Halifenin manevi gücünden faydalanmak için Memluk, bunlar bir de adı üstünde Memluk demek köle demek yani. Dolayısıyla da halifeliği ihya ediyoruz. Halifeyi himayemize aldık diye bu şekilde Mısır'da çakma, kukla Abbasi halifeliğini kurdular. Bizimkiler de zannediyorlar ki bu Müslümanların hala birleştirici otoritesi. Yahu komediye insan güler buna ama ne yapalım? Adam köle kökenlidir. Köleliğini bir şekilde kabul ettirecek Araplara. Çünkü Araplarda bir asabiyet anlayışı vardır. Sonuç itibarıyla buradaki çakma kukla halifelik 250 yıl kadar devam edecek. Sonradan 1517 Ridaniye seferiyle Yavuz Mısır'ı ele geçirecek, yani Memlükleri yıkacak ve halife, son halife mütevekkili de alıp İstanbul'a gönderecek ve burada 7 kule zindanda hapsedecek. Sonradan kanuni gelecek, serbest bırakacak ama halifeliğin ahı gitmiş, vahı kalmış, hiçbir hükmü, statüsü olmadığı için padişahlar güçlü oldukları dönemde halifelik unvanını da taşımayı gerekli görmediler. Çünkü hiçbir fonksiyonelliği yoktu, ihtiyaç da duymamışlardı. Kimi iddialara göre güya Yavuz halife mütevekkilden törenle İstanbul'da halifeliği devralmıştır. Bu aslında Osmanlı'nın son döneminde halifelik köpürtüldüğü zaman bu tezi güçlendirmek için ortaya atılmış bir iddiadır. Nitekim de tarihçiler bunun doğru olmadığını söylerler. Bu detayları geçiyorum. Yavuz bunu almadı ama, yani halife unvanını almadı ama Hadimul Harameyn-i Şerife'in unvanını aldı ki bu hem Eyyubiler hem de Memlukiler tarafından kullanılan bir sıfattır. Yani biz köleyiz ama neyiz? Hizmetçisiyiz. Mekke ve Medine'nin hizmetçisiyiz. Bakınız bu unvanı almışlardır ama halife unvanını almamıştır Osmanlı padişahları. Çünkü kuklaydı. Çünkü güçlü oldukları dönemde buna tenezzül etmemişlerdir. Ne zaman ki Osmanlı zayıflamaya başladı o zaman halifelik kartını açtılar ama bu da sadra şife bir çözüm olmadı. Kaldı ki Osmanlı padişahlarının halife sıfatını kazanabilmeleri mümkün değildir. Çünkü Sünni doktrine inanıyorlar. Sünni gelenekte de halife Kureyş'ten olacaktır. Bu itibarla da zaten bu unvanı kullanmaları mümkün değildi. Nitekim de halifelik tezi köpürtülünce Vezir Lütfi Paşa'ya bir risale yazdırıldı ve burada Osmanlı padişahlarının ne kadar bu işe ehil oldukları ve hak sahibi oldukları iddiası dillendirildi ve Kureyşli olma şartının Osmanlı padişahlar için geçerli olmadığı gibi, bu hadisin mevzu olduğu gibi, bakınız bunlara söyleyen dediğimiz gibi dönemin alimi, alimlerinden birisi Vezir Lütfi Paşa. Bunları dillendiriyor. Yani bak Buhari'deki hadisi mevzu diyor. Niye buna itiraz etmiyorsunuz mesela? Bu şartın Osmanlı padişahları için geçerli olmadığı, yani Kureyşilik tezini bu şekilde savunmuş. Keza Ahmet Cevdet Paşa da yine benzer görüşlerin yanı sıra halifenin Müslümanların birliğini sağlayan müessese olduğunu, halifeliğin ve aynı zamanda güce kuvvete dayalı olarak ayakta kaldığını ve güç kudret sahibi olan da Osmanlı padişahları, dolayısıyla da bunlara itaat etmek farzdır gibi bu tarz iddiaları dillendirmiş ve ulul emre itaat düşüncesini ortaya atmıştır ki Abdülhamid, 2. Abdülhamid de bunu kullanacaktır. Nisa 59'daki bu ulul emr açıklamasını, ayette geçen bu ifadeyi ve halifeye veya padişaha itaat aynı zamanda, dikkat edin buna, Allah ve Resulüne itaattir şekline dönüştürülecektir. Daha sonradan da yine padişahın isteği üzerine Ahmet Mithat Efendi yine Osmanlı padişahlığını veya Osmanlı'nın tekrar köpürtmeye çalıştığı bu halifeliği dini statüye büründürecek. Allah halifeye insanın üstünde özel bir statü, makam vermiştir. Allah ve Resulüne itaat gibi halifeye de itaat farzdır. Buna kim itaat etmezse mürtet olur ve öldürülür şeklinde fetvalar vardır. Nitekim de ben halifeliğin kaldırılmasının ne kadar isabetli olduğunu söylediğim zaman bir meczup çıkmıştı. Beni dinlemiş ve benim öldürülmem gerektiğini savunuyor. Niye? Mürtet olmuşum ben. Düşünebiliyor musunuz? Yani sanki dinin içerisinden bir kurummuş gibi. Böyle zihinler afyonlandı. Abdülhamit'in hilafet kartına karşı İngilizler de ve bazı Avrupalılar da karşı tezle Osmanlı padişahlarının bu işe uygun olmadıklarını, Araplara özgü olduğunu söylemişlerdir. Bunun detayı vardır. Sonuç itibarıyla
Halifelik Arapların bulduğu bir yönetim biçimidir ve Emeviler bunu saltanata çevirmişler. Abbasiler de bunu tamamen bütünüyle tepeden tırnağa dini ve manevi makama dönüştürmüşlerdir. Asla dini statüsü yoktur. Asla manevi bir makam değildir. Asla da halifeler Müslümanların manevi otoritesi lideri değildir. Ve hiçbir zamanda halifelik Müslümanları anlattığımız örneklerde de görüldüğü üzere birleştirici olmamıştır. O nedenle de halifelik üzerinden böyle romantizm yapmanın bir anlamı yoktur. Bu insanların ne derece cahil olduğunu gösterir. Güya Müslümanlar bu çatı altında birleştirecekmiş ve bu şekilde Müslümanlar tekrar birlik beraberlikle büyük bir güç olacaklarmış. Bu hayalden de öte, yani bu bambaşka bir şey. Peki bu aklı nereden bulduk biz? İşte bu Necip Fazıl gibi, bu Fesli Meczup gibi ve onların avaneleri gibi bir takım çevreler bunları dillendirdiler ki bu dediğim insanlar, özellikle Necip Fazıl, bir neslin zaten zihnini iyiliş etti bunlar. İşte keşke Yunan kazansaydı, gelseydi de halifelik kalsaydı diyen zihniyet budur. Yani bunlar zannediyorlar ki halife olursa Müslümanlar bir arada olurlar. Ya biraz okuyun, biraz İslam tarihi okuyun, biraz siyasi tarihi okuyun, görün ne olduğunu. Ya bitmiş, tükenmiş. Abbasiler, Abbasi halifeliği 1258'de yıkılmış. Ondan sonra kukla halifelik kurulmuş. Osmanlı almış, yıkmış bunu ve Yavuz, yani ikinci kez Yavuz yıkmış ve bitmiş, tükenmiş kurum diye hiç itibar etmemişler. Sonradan Osmanlı padişahları, Osmanlı zayıflayınca halifelik kartıyla Müslümanlardan destek alabilir miyiz diye bunu ortaya atmışlar. İşte biraz bu Pakistan'da, Hindistan'da buradaki Müslümanlar buna kanmışlar ama İslam dünyasının hiç öyle halifeye, Osmanlı padişahına halife diye biat edip de onun yanında yer aldıklarını göremezsiniz. Nitekim de İngilizler Arapları kandırdılar ve Araplar Osmanlı padişahını değil de İngilizlerin yanında yer aldılar. Hani sizin halifeniz cihat ilan etmişti 1. Dünya Savaşı'nda? Siz halife cihat, padişah halife sıfatıyla cihat ilan etti. Şerif Hüseyin de gitti, İngilizlerle işbirliği yaptı. Günaydın. Yani dolayısıyla da bu romantizmle nereye kadar? Yalnız dediğimiz gibi bir neslin zihni böylece iyiliş edildiği için hala buna inanırlar. Üstelik de bu kafa bir taraftan halife Kureyş'tendir diye buna inanır ve bu, çünkü hem de Buhari'de diye sizi bunu size dayatırlar ki burada halifenin Kureyş'ten olacağı yazar diğer hadis kitaplarında ama Buhari onlar için tabii çok önemli ya. Bir taraftan da inandıkları vahiy dedikleri bu rivayete aykırı olarak da Kureyş haricinde bir halife tesis etme veya halife kurma hayalindeler. Hepsini geçtim. Hepsi bir tarafa. Yani dürüstseniz ya bir Kureyşli bulacaksınız ki bunu becerebilirsiniz ya da inandığınız hadise sahip çıkacaksınız. Hadis size bunu söylüyor. Zaten Osmanlı padişahlarının da bu unvanı kullanmamalarının bir nedeninin de bu olduğunu söyledim. Şimdi hepsini bir tarafa tutalım. Hadi diyelim ki kurdunuz ve diyelim İstanbul'da, Ankara'da bir makam verdiniz halifeye. Allah aşkına. Kim gelip de Araplardan Müslümanları temsil eden idareciler biat edecek? Esed mi? Sisi mi? Selman mı? Katil diyorduk. Yani veya şerefsiz dedi birileri bu Birleşik Arap Emirlikleri mi? Yahu inanın 5 yaşındaki çocuğun zeka düzeyi bile bu derece hayalperest olmaz ya. İnsan biraz haya eder. Bu kadar mı olur? Bu kadar gerçeklerden nasıl kopuk yaşarız? Ben anlamış değilim. Evet sizi anlıyorum. Siz zannediyorsunuz ki halifelik dinin içerisinde bir kurumdur ama değildir. İslam'da peygamberden sonra hiçbir Allah kulu, veli, gavs, şeyh, derviş, ne bileyim ne adına ne derseniz de hiçbirisi, ama hiçbirisi, hacı, hoca, ben, bir başkaları kim olursa olsun asla İslam'da manevi statüye sahip değillerdir. Herhangi bir otoriteleri yoktur. Bunun bilinmesi gerekiyor. Bakınız Türkler birçok devlet kurdular. Müslüman devletleri kastediyorum. Selçuklular, Karahanlar sırayla gidersek, Gazneliler, Selçuklular, ondan sonra Anadolu Selçukları, Timurlar, Osmanlılar büyük devletler kurdular. Niçin bunlar halifelik kurmadılar? Müslümandılar. Çünkü bu Araplara özgü bir yönetim biçimidir de bu kadar. Yani bunu bile anlamayacak ne var Allah aşkına? Tekrar ediyorum ve cümlelerimi tamamlıyorum. Halifeliğin hiçbir dini statüsü yoktur. Kur'an'da da yeri yoktur. Tarihin hiçbir döneminde Müslümanları birleştirici olmamıştır. Bu kurum
zalim idarecilerin iktidarlarını tahkim etmek için dinleştirilmiştir ve halifeye dini statü verilmiştir ve Araplara özgü yönetim şeklidir. Tepeden tırnağa siyasi bir kurumdur ve idareciye verilen bir isimdir. Ayrıca kurumsal hilafet, demin de dediğim gibi Hulagu ile birlikte zaten yıkılmıştır. Ondan sonra kukla halifelik Mısır'da 250 yıl kadar devam etti ama idareciler farklı. Öyle sembolik bir halife vardı Beri'de. Kimse zaten onun adam yerine koymuyordu Memlük idarecileri. O da bakınız Yavuz'un 1517'de Mısır'a girmesiyle birlikte bitmiştir ve ikinci kez Yavuz yıkmıştır. Ondan sonra Osmanlı'nın son dönemlerinde tekrar köpürtülmek istendi ve bu sefer de ne yaptılar? Cumhuriyet döneminde yeni bir idare geldi ve bu halifeliği ortadan kaldırdı. Yani aslında Cumhuriyet kurulduğu zaman yapılan nedir? Hiçbir fonksiyonelliği kalmadığı halde Büyük Atatürk bunu görüyor ama padişah gönderildikten sonra Müslümanların o hala halifeye bağlılık hassasiyetleri olduğu için işte Abdülmecit Efendi'yi halife seçiyorlar, görevlendiriyorlar daha doğrusu. O da kendisini adeta bir devlet başkanı gibi görüyor ve bu sefer bakıyor ki bu cumhuriyeti dinamitleyecek bir gelişme. Üçüncü kez de Büyük Atatürk bunu kaldırmıştır. Aslında yaptığı nedir? Tabutta duran mevtayı defnetmiştir, bu kadar. Bizi de böylece büyük bir beladan kurtarmıştır. Sadece bizi mi? Aslında o yönüyle ona ne kadar teşekkür etsek azdır. Aslında bizi değil, aslında Müslümanları da kurtarmıştır. İslam'ı da kurtarmıştır ve İslam'ı özgürleştirmiştir. Tasallut etmiştir böyle dinin üzerine, çökmüşlerdir çakma sıfatlarla ve böylece din de özgürleşmiştir. O nedenle de Atatürk'ün bu hizmeti diyebilirim ki İslam'a en büyük hizmetlerden birisidir. Ama bunu anlamak için biraz vicdan, biraz da akılla meselelere yaklaşmak gerekir. Ha, sonuç itibariyle birileri halifeliğin birleştirici olacağı hayaliyle hala avunsun dursun. Ancak gerçekler az önce de ifade ettiğim gibi ortada, hayal aleminde gezmenin de bir anlamı yoktur diye söylüyorum ve daha fazla uzatmıyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.